çok abartılmaması gerektiğinin altını çizdi. Pas atalım hemen. Abdullah Avcı'nın basın toplantısı başladı. Tam bir ay, Haziran 28 Trabzon'da başladık. Hem çalıştık hem sağlık kontrolleri, testler. Arkasından burası Temmuz ayında, 4'ünde başlayıp bugün itibariyle 28'i tam bir aydır. Üçüncü etabı da tamamlamak bugün bizi son derece mutlu ediyor. Tabii buraya gelirken öncesinde geçen sene 6 aylık bir süreç Trabzonspor takımında hem güncelde çalışırken hem de planlama ve organizasyonda önümüzdeki senede hem transferiyle ilgili hem kamp dönemiyle ilgili çalışmamızı da yapmıştık. 3,5 ay evvel aslında Riva tesislerini organize ettik. Çünkü pandemiden dolayı yaşanan bir sürü sorunlarla karşılaşabiliriz diye. Hem bildiğimiz yer hem benim daha evvelden de çalıştığım bir yer. Yönetimimiz de bu konuda hemen organizasyonda bize yardımcı oldu. Ve bunun için de bir ay, 3 etap, 4 hazırlık maçı. Genel bugün itibariyle baktığımızda geçen sene itibaren oturan oyun felsefesini ve yaptığımız daha evvelden scout ekibiyle ve yöneticilerimizle yaptığımız transfer çalışmalarında 5 oyuncuyu da hemen hemen kampın başında, sadece İsmail bir ikinci etapın sonuna doğru geldi. Erkenden hamle yaparak sisteme, organizasyona, bütçeye uygun bir şekilde bonservis bedeli ödemeden kulübümüzün içine uygun şartlarda kattık. Ve bugün özellikle çalışmaların gelen oyuncuların da beraber özellikle sağ içi organizasyonunda bize çok erkenden hamle yapıp yardımcı olacakları, rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, bununla beraber enerjinin, grup enerjisinin de çok dikkat ettiğimiz 3 tane konu başlığı var. Bir tanesi bireysel performans, takım performansı. Özellikle sahadaki vazgeçmeyen, Trabzonspor'un coşkulu oynayacak, tempolu oynayacak ve aynı zamanda da özellikle kaybetmeyi kabul etmeyen bir oyuncu yapısına, oyun karakterine uygun bir şekilde hareket edecektir diye düşünüyoruz. Transfer çalışmalarımız, soracaksınız, muhakkak bununla beraber devam ediyor. Ama bugün 3 etap sorunsuz, çok sakatlanma, yani büyük bir sakatlık yaşamadan teknik, taktik ve zihinsel olarak iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. 2 günlük izinin arkasından 31'inde Trabzon'da Ağustos 5 Avrupa Kupası öncesi çalışmamıza tekrar başlayacağız. Teşekkür ediyorum. Daha çok pozisyon veren bir takım gördük. Bu geçici bir durum mu? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Hazırlık maçları bir biliyorsunuz süreleri, dakikaları dengeli bir şekilde paylaştık. Ve bunun içinde özellikle bu maçları biraz evvel senin ifade ettiğin gibi olumlu taraflarını ve olumsuz taraflarını taktiksel olarak görüp bunun üzerinden nasıl bir planlar yapmak gerektiği için. Bunu göreceksin. Olumluyu da olumsuzu da ona göre plan ve organizasyon yapacaksın. Bunların hepsini görüyoruz. Bugün oyun dünyada da bizde de düşüncemiz beraber oynayabilen bir takım yaratabilmek. Hem savunmada hem hücumda. Bunlar olacak. Yani belki fazla gireceksin ama fazla girdiğin pozisyonda da savunma güvenliğini nasıl aldığının çalışmasını hep size ifade ettim geçen seneden beri. Oyun bunu gerektiriyor. Bunları gördük. Bunların üzerinden çalışma yapacağız. Onun için şu an gidişat son derece olumlu. Eksiklerimiz var mı? Var. Oyun olarak da var. Bireysel performans olarak da var. Bu çok normal çünkü bir aydır çalışıyoruz. Hızla bunu daha iyi hale getireceğimizi düşünüyorum. Tamam, Nurgül Günaydın, Güne Bakış Gazetesi Futbol Arena. Hocam, Trabzonspor gerek transfer kalitesi gerekse oluşan güzel, huzurlu ortamıyla gerçekten şampiyonun en güçlü adaylarından birisi olarak gösteriliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da söylemiydi. Hani belki favori, avantajlıyız. Şu anda çok favori değil ama avantajlıyız. Top artık Abdullah Avcı'da, topçularda bir iki takviye daha yapılacak tabii parantez içinde. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman yarış vardır. Biz bu aynı zamanda tempolu, coşkulu oyunun yanına akıllı oyunu da
karışık oyunu değil, akıllı oyunu da sokmak ve yapmak istiyoruz ve geliştirmek istiyoruz. Şu an itibariyle son derece yöneticilerimiz olsun, başkanımız olsun, scout ekibi olsun uyumlu bir şekilde bugün bunu şunu söylüyorlar, Trabzonspor tarihinde bu kadar erkenden transfer ve organizasyon olmadı. Onun için bunların bir sonrasında bizi daha rahat ettirebilecek bir durumu oluşturmak istiyoruz. Trabzon'un olduğu yerde, Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır. Biz de bu yarışın içinde sağlıklı, enerjisi yüksek, grup enerjisi yüksek, sahanın içinde oyunu elinde tutan, oyun hakimiyeti elinde tutan bir takım yaratmak istiyoruz. Başlangıçlar önemlidir ama futbol dalgalı bir oyundur. Yani bunun içinde zaman zaman sallanmalar olacak, oyun olarak olacak, skor olarak olacak belki, bireysel performans olarak olacak. Ben burada taraftarlarımızın özellikle bu sene geleceklerini düşünerekten sabırlı, zaman değil sabrın destek verildiği bir durumu oluşturması. Üst üste de kazansak bu desteği istiyorum, olumlu desteği. Arada dalgalanmaların da olduğunu da bunu istiyorum. Trabzonspor yarışacaktır. Bunu başlangıçlar sonrası net bir şekilde bilecektir. Tabii ki Trabzon'un olduğu yerde zirvedir hedef. Bunu en iyi şekilde adım atacağımızı düşünüyorum. Buyur. Radyo Gol, Umun Nizamoğlu. Hocam, sezon biterken 16 Mayıs'ta yaptığınız basın toplantısında hücum yaparken savunma güvenliği önemli demiştiniz. Hazırlık maçlarında gördüğümüz kadarıyla, yani normalde geriye sprint atma sayısı çok azaldı dediniz takımda ama hazırlık maçlarında biraz fazla sprint attığını gördük takımın. Sizce Molde maçını, yani muhtemelen Molde olacak rakip, Molde maçına hazır mı sizce takım? Şu anda hiçbir takım sezon başı 4 hazırlık maçıyla veya yaptığın 30'a yakın 27-28 antrenmanla bir müsabaka dönemine hazırlanmaz. Senin şu anki rakibin olma ihtimali yüksek. Rakibin 14 lig maçı oynadı. Ve şu anda liginde lider ve her sene de Avrupa Kupası oynuyor. Ama Trabzonspor'un da deneyimi, tecrübesi, kaliteli oyuncuları var. Ona göre bir oyun planı, ona göre bir oyun organizasyonu, o gün oynanan oyun bunu biraz daha belirleyici olacak. Bu. Hazırlık maçlarında oynadınız. Bayağı uzun süredir 3 etaplık bir kamp dönemi de var. Şu anda size göre takımın form durumu yüzde kaç seviyesinde? %100'e kaçıncı haftada ulaşır? %100 değilse. Bu antrenmanlarda kilometreleri, sprintleri yaptıklarını ölçüyorsun. Oyun bazen duyguların da içine girdi, aklın da içine girdi bir oyunda akıllı bir oyunla bunun süresini nasıl hani oyunculara hazırlık maçlarında süreleri uzatarak fiziksel ve zihinsel, taktiksel olarak doğru hazırlamayı planlıyorsak onun içinde de bu alacağın sonuçlar, yaşayacağın olumlu olumsuz duygular senin hızlanmanı sağlayacak. Şu an itibariyle şöyle düşünebilirim, oyun organizasyonu olarak sahada geçen seneden 6 ay vakit geçirmemizden dolayı, çalışmamızdan ve oynamamızdan dolayı önemli bir mesafe kat ettik. Bazen fizik olarak yetersiz olursun ama oyun aklında bunu kapatabilirsin. Biz de ona göre bazen bu oyun planlarını, bu geçişi bazen daha az yemek için neler yapabileceğimizin, bunun da çok önemli deneyimlerimiz var. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Oyunda dediğim gibi her şey çok, bu oyun böyledir. Dünyanın her yerinde her şeyi kazanarak gidemezsin. Oyunda dalgalanacak, performansla dalgalanacak. Üst üste kazanacaksın. Bazen içinde sonuçlar, inişler, çıkışlar olacak. Ama Trabzonspor hep oyunun içinde olan, hiçbir zaman teslim olmayan, geçen sene bunu, o hiçbir süreç oyunu hiçbir zaman vermedi rakibe. Bu sene bunu daha iyi hale getireceğimizi düşünüyorum. Ümraniye Spor maçı sonrası yaptığınız açıklamada sol bek, stoper, orta saha ve forvet için transfer beklentiniz olduğunu dile getirmiştiniz. Şu an transfer çalışmaları hangi aşamada? Mevkisel beklentileriniz nelere ağırlıklı olarak gidiyor? Ya dedim, biz Avrupa'da çoğu takımdan erken yol aldık. Yani kulüp olarak çok erken çalıştık. Ekiple beraber, izleme ile beraber, yöneticilerimizle beraber. Bugün 5 transfer çoğu takımda gerçekleşmiş vaziyette veya acele transferler yapılıyor şu an itibariyle. Gelen oyuncuların bile şu an itibariyle ne olacakları belli. Biz bu anlamda çok önemli yol kat ettik. Geçen seneden eksik tespit ettiklerimizi. Şimdi şöyle bir şey var. Trabzonspor yarışacak, zirvede olacak. Umarım bunu gerçekleştirecek ve sonuçlandıracak. Ama Trabzonspor bugün şöyle bakmak lazım. Bugün U19 takımımız şampiyon oldu. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi oynayacak. Bugün Trabzonspor'un kadrosunda 9 tane kendi kaynağından oyuncusu var. Bakın 24 küsur yaş ortalaması geçen sene Trabzonspor'un, ligin en fazla altyapıdan oyuncu oynatan takımıyız. Ve biz bundan beraber bu kaynak, yani verimli toprakla beraber yarışacağız. Bunlar aynı zamanda bu çocuklar, yerel yani bizim kendi kaynağımızdan çıkan çocuklara taraftar için de sabır istiyorum.
Bunlar bizim aynı zamanda bütçemizi dengeleyen çocuklar. Buranın yetiştirdiği çocuklar. Ve çok doğru cevaplar veriyorlar. 9 tane oyuncu az oyuncu değil. Şu an itibariyle bulunan, A takımda bulunan. Bize mesela maç oynamış oyuncuların bile bu anlamda bizi heyecanlandırıyorlar. Örnek vereceğim, giden 3 tane gelen kiralık oyuncu daha doğru bir cevap veriyor. Şu anda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin oynayacak 19 takımının planlamasını ona göre. Arada kalan oyuncuların nerede oynayacakları ile ilgili, A takımda olacakların nasıl olması gerektiği ile ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Çok 2 tane transfer var. Kulübün yapabileceğimiz, yapmak belki istediğimiz, uygun olursa yöneticilerimizle, başkanımızla beraber uygun olursa, kulübün bütçesine uygun bir şekilde, sisteme, organizasyonuna uygun. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bugün evet yola çıkabilir miyiz? Tabii ki çıkabiliriz. Onun için ama daha iyisini yapalım. Daha rekabet, daha kalite. Onun için çalışıyoruz. Hocam, Safa Can isimler üzerinden tabii gitmek istemiyorum ancak şu an itibariyle kampın da sonuna yaklaşmışken bir transfer hakkınız olsa öncelikle hangi bölgeye bu transferi gerçekten? Yani iki oyuncudan bahsettiniz ancak hani öncelikle hangi bölgeye sizce? Ben bir futbol oyuna hiçbir zaman bir oyuncu üzerinden bakmadım. Bu oyuna bir organizasyon üzerinden baktım. Sizden rica ediyorum medyadan. Bugün itibariyle siz de nasıl taraftardan rica ediyorsam sizden de yerel medyadan da şunu rica ediyorum. Sabır ve desteği istiyorum. Bugün oyunu bir oyuncu üzerinden değerlendirmeyin. Bu bir oyun, 11-11 oyun. Bir organizasyon oyunu. Savunması, hücumu, duran topu, taçı, dışarıda olan bölümü. Birinci bölgede 32 tane, yani %32'si duran toptan gol atılan ve çözülen bir lig. Bunları konuşalım. Yani bir oyuncu alsan, bir oyuncu çıktı, bir oyuncu girdi. Lütfen bu bakış açımızı değiştirelim. Takım organizasyonunun hangisi iyiyse, hangisi doğruysa, hangisi öncelikse onu hallederiz. Bu takımda gördüğünüz bir eksiklik miydi? İlk olarak bunu sormak istiyorum. İkinci sorum da Ekuban'ın durumu olacak hocam. Gidecek mi, kalacak mı? Ekuban şu anda neşesi yüksek. %100 antrenman yapıyor. Bana gelen gitmesiyle ilgili, kendisiyle ilgili en ufak bir şey yok. Sadece bir ikinci kamp dönemi öncesi izin vermiştik. Hem sağlığıyla ilgili hem vergisiyle ilgili. Bunu da çok net bir şekilde size söylemiştim. Deneyimden bahsettik. Biraz evvel zaten aslında içinde cevabı vardı. 24 küsur yaş ortalamasıyla bu ligde şampiyon olamıyorsun. Biraz zaman gerekecek. Yani eğer bunlarla devam edeceksen ona zaman gerekecek. Ama bugün istiyorsan bunun içine deneyim koymak gerekiyordu. Bunun bir sürü bu ligede baktığında, şampiyon takımlara baktığında, içinin genetiğine de baktığında deneyim son derece önemli. Bir de rekabet önemli. Geçen sene bazı mevkilerde oyuncu değiştiremiyorduk. Yani hem sakatlığından dolayı, bazen performansından dolayı. Bugün itibariyle o deneyimi, o tecrübeyi, bununla beraber de aynı zamanda şeyi, işe alakalı olan oyuncuları. Bugün hani bizi bu anlamda baktığında çok önemli isimler bunlar. Yani Avrupa'da oynamışlar. Taktiksel olarak, takım olarak, grup hareketi olarak çok önemli işler yapmış oyuncular. Deneyimi de içine katıp şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un olacaktır ve en tepesinde olmak istiyoruz. İyi organize olduk. Umarım başlangıçlarımız da iyi olur. On iki sene evvel burada amil takım teknik direktörüydüm. Ondan evvel de 16 sene önce de genç milli takım teknik direktörüydüm. Yani teknik direktörlük kariyerim aslında bir genç milli takım uluslararası bir başarıyla beraber ortaya çıkmıştır. Bunu o günden beri söylüyorum ve bugün hala konuştuğumuz için bu sorulara cevap vermek istemiyorum. Eğitim, alt liglerin organizasyonu, Türk futboluna eğitim amaçlı yapılacak yatırımdır. Buna futbolcu eğitimi, buna antrenör eğitimi, buna okul eğitimi, buna kişilik eğitimi ve alt liglerin rekabet ortamında organize edilmesi, uygulamanın ve denetlemenin yapılması ve sabırlı bir şekilde beklenmesi gerekiyor. Bu. Evet. Herkes mesela taraftar yokluğunu çok hissediyordunuz. Burada daha farklı, daha büyük bir coşkuyla şampiyonla yürüyen bir Trabzonspor görecek. Coşkulu, tempolu, Trabzonspor taraftarının istediği, o benim de istediğim ama içinde de aklı olan.
bir oyun istiyoruz. Ve biraz evvel dediğim gibi Trabzonspor taraftarı, ben bunu futbolcu olarak veya bir antrenör olarak geldiğimde burada çok net hissettim, hissettirdiler. Biraz evvel nasıl dedim, kaynakta bugün 9 oyuncumuz var. Rica ediyorum onlardan. Mesela onlara çok destek olsunlar. Onlar bizim için yani hem Trabzonspor'un geleceği için, hem güncelde faydalanacağımız oyuncular oldukları için, hem bu takımın bütçesini ayarladıkları için onlara destek ve sabır istiyorum. Zaman istemiyorum. Sadece destek istiyorum. Oyun bu, oyun şöyledir. Hepimizin duyguları dalgalanabilir. Taraftarın da dalgalanacak ama duygularımızı hepimiz taraftarımıza dair dengede tutsunlar. Biz onların heyecanını, isteğini, benim de heyecanım ve isteğim, enerjim çok yüksek. Çok net biliyorum. Bunlara cevap vereceğiz. Sadece sabır istiyorum ve destek istiyorum. Yani sahaya geldiklerinde bu destekleri vermelerine devam etmelerini istiyorum. Çok tecrübeli oyuncular, yanı sıra genç oyuncular da var takımda. Bizim kampı takip ettiğimiz süre boyunca gerçekten çok mükemmel bir oyun. Çok kısa sürede bir kaynaşma. Bu sadece oyuncuların karakterinden mi, yoksa Abdullah Avcı dokunuşlarda mutlaka olmuştur. Bunu bir değerlendirmemiz istiyorum. Bir de altyapıdan kampa katılan oyuncuların performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? A takıma kaç oyuncu gelecek tahminen? Benim için tabii ki önemli oyuncuların geçmişleri, tarihleri muhakkak önemlidir ama bu bir takım oyunudur. Takım oyununun içinde en dikkat ettiğim grup enerjisidir ve beraber hareket edebilmektir. Bunun için de özellikle iletişim son derece önemli. Ben iletişime açık bir teknik direktörüm ve oyuncularımla birebir bu görüşmeyi yapan birisiyim. Birey olarak hiçbir şey kazanamazsın. Burada bir aile ortamı oluşuyor. Gelen çok deneyimli oyuncular var ve bu uluslararası anlamda bunu yaşamışlar ve mevcut da geçen seneden beri Abdullah Avcı'nın ne istediğini, benim oyuncuları çok iyi tanıdığımı, kulübümüzün beklentileri, kulübümüzün bize yaptığı destekler, bugün sorunsuz bir şekilde bize ortam sağlıyorlar. Onlara teşekkür ederiz. Onun için son derece uyumlu gidiyor. Aile ortamında gidiyor. Bu böyle olacak. Böyle olduğun zaman başarı geliyor. Gençlerin adaptasyonundan, bize verdikleri cevaptan şu an itibariyle çok memnunum. Üç tanesi bizden bu sene başladılar, çıktılar ve onun performansları, gidişatları benim. U19 takımımızı söyledim, hem tebrik ettik. Dönüşte zaten 4 tanesi 6 aydır bizimle antrenman yapıyordu. Onlarla ilgili hem Şampiyonlar Ligi, hem A takım, hem oyuncuların gelişimleri daha nasıl tamamlarızla ilgili çalışmalarımız da var. Şu an itibariyle mutluyuz. Umarım bunu sonuçlar ve enerji, destek, şehir desteğiyle beraber gerçekleştiririz. Gittiğiniz her yerde gözlerini çıparlayarak sizi karşılayan Trabzon insanı, mutlak şampiyonluk bekleyen Trabzonspor taraftarı var. Tüm bunların hepsi size ne hissettiriyor? Yani mutlak şampiyonluk beklenmesi ister istemez. Ben günde anda şampiyonluk beklemem. Trabzonspor'a gelirken Dalgalı Deniz'i seçtiğimi ilk basın toplantısında size söylemiştim. Burada bu yörenin bir insanı olarak. Heyecanım, enerjim çok yüksek. Beni ne hissettiriyor? İşimi daha fazla odaklanmam, daha fazla içinde olmam, daha fazla iletişim kurmam. Trabzonspor'un tarihini, geçmişini, duygusuna göre hareket edebilmem. Bunun içinde yer almak istiyorum. Kulüp olarak, oyuncular, ekibimle beraber. Heyecanım yüksek. Yüksek enerji veriyor bana. Beni mutlu ediyor. Ben Trabzon'da mutluyum. Yani çok net. Geldiğim günden itibaren çok mutluyum. Umarım bu mutluluğum bu şekilde devam eder. Hocam sürecin yani saha dışında bir psikolojik boyutu var. Bununla ilgili olarak sizin ekibinizde bir izinlisi ve performans antrenörü var. Siz teknik direktör olarak işin mental boyutuna nasıl bakıyorsunuz? Bu şampiyonluk ilerlesi veya zirve yarışının boyutuna nasıl bakıyorsunuz? Bir de altyapıyla ilgili Trabzonspor'un bir değişim süreci var. Özkan Spor Futbol Akademisi ile ilgili. Orayla da ilgili bir zihinsel performans antrenörü veya psikolojik destek düşünüyorum. Bu bütün, yani artık futbol öyle bir noktaya geldi ki bütün materyallerden, bütün perform şeylerden, departmanlardan, zihinsel, fiziksel, analiz, iletişim, birçok şeyden artık faydalanman gerekiyor. Bugün dünyada da bu şekilde oynuyor. Trabzonspor da bu anlamda bize bu desteği de verdi zaten. Ama Trabzonspor'da her zaman bir futbol akılları olmuştur. Ben buraya geldiğim günde söyledim. Ekibimin içindekilere de söyledim. Bakın dedim, burası sıfır değildir. Burada çok önemli futbol akılları vardı ve önemli şeyler yapılmıştır. Zihinsel performans hocası aşağıda var. Etüt odaları var aşağıda. Burada önemli futbol akılları geçti ve bunu da organize etme. Ben sadece onlara dokunacağım, dizayn edeceğim. Altyapıyla ilgili geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımız var. Turgut Hoca, ben o aradaki köprü, ben de gidiyorum. Orada daha bir profesyonel yapı,
daha iyi bir dizayn edilmiş. İşte beslenmesi doğru olan, her şeyin datasının oluşturduğu, kayıt altına alındığı, fitness salonu yenilendiği, beslenmenin şey olduğu, uygulamanın denetlemenin olduğu bir ortamı şu an itibariyle yöneticilerimiz bize adım adım hazırlıyorlar. Orası daha dizayn edildiğimiz zaman bu verimli toprakları daha verimli hale getirmek istiyoruz. Sayısını çoğaltmak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor'un, Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Buradan çıkmış bir teknik direktör olarak ve burada kaynak var. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Soru. Hocam, sezon geçtiğimiz sezon sona erdiğinde gelecek sezon için 26-27 kişilik ortalama bir kadroyla çalışmayı planlıyoruz demiştik. Şu an sayı 30'un üzerinde ve belki yeni transferler olacak. Altyapıdan bazı isimler niye katılacak dediniz. Şu an için kafanızda gidecek oyuncular konusunda bir isim belirlediniz mi? Sayıyı belirlediniz mi? Bu süreç ne zaman tamamlanır? Süreç hızlı. Biz çok çabuk pragmatik. Hemen öyle davranıyoruz. Zaten kararlarımızı çok erkenden alıp ona göre hareket ediyoruz. Bundan evvelki süreçte de biliyorsunuz geldiğimizde aramızdan ayrılan oyuncular da oldu hemen. Sene sonu itibariyle de ayrılanlar oldu. İçine katılanlar da oldu. Kamp kamp değerlendirdiğimiz süreçte bir iki taraftan bakıyorum. Öncelikle Trabzonspor menfaatinden bakıyorum. Sonra oyuncunun menfaatinden bakıyorum. Ona göre kararlar veriyorum. Bu çok havada kalacak bir durumlar değildir. Her seferinde bir aksiyon alıyoruz. O aksiyonu da almaya devam edeceğiz. Az, daha kalitesi yüksek oyuncuyla, yani dediğim sayısal olarak çalışmak en doğrusu. O şekilde biz devam edeceğiz çalışmaya. Buyurun. Kampa katıldı takımla beraber. Hani zaman zaman şöyle bir yorumlar da yapılıyor. Uğurcan Çakır hani bu sezon gerçekten gitmeyi istiyordu ama belki kapı olarak biraz motivasyonuyla konsantrasyon eksikliği olabilir. Bir görüşme yaptınız mı ya da bu yönde sizin düşünceleriniz nelerdir? Uğurcan Çakır bizim takımımızın altyapısından gelmiş takım kaptanıdır. Şu anda milli takım sürecini de bence bir teknik adam olarak bireysel performansı olarak iyi tamamlamıştır. Şu an itibariyle takımın enerjisinde buna çok önemli bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyor ve takımda da çok net bir şekilde iyi çalışıyor. Ben Uğurcan'ın şu an bizle beraber ve takım kaptanın en az yüksek çalışıyor. Ben bu tarafına bakıyorum. Kulübün menfaatlerinde başka bir şey olacaksa bunu başkanımız, yöneticilerimiz bir şekilde değerlendirir. Ben mevcuttan şu an itibariyle son derece mutlu ve memnun bir şekilde devam ediyorum. Başka soru var mı? Buyurun. Hocam Flavio, Diabate ve Yakuban'ın isimleri sürekli transferle anılıyor. Bu oyuncular muhtemel bir şekilde ayrılması sonrası yabancı sayısı ona düşecek. Diabete bizde değil zaten, burada değil. Ama Trabzonspor'un oyuncusu. Tamam ama bizde değil şu anda. Ya muhtemel sayı ona düşecek. Sizin için ideal yabancı sayısı kaç? 14'e tamamlayacak mısınız? Bunlar çok uzun mevzular. Değişen kurallar. Ben 5+3'leri, ++2'ler, 2'ler, 0'lar bunları da gördüğüm için bunlar üzerinden yorum yapmak istemiyorum. Bugün kural neyse buna göre hareket etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki sene de bu değişecek. Aslında bugünü planlarken önümüzdeki sene eğer bu kural kanun devam edecekse ona göre de bir planlama yapmak gerekiyor. Biz hani önümüzdeki senenin de eğer bu kural devam edecekse, işte kaça düşecekse ona göre işte burayı yerli mi alalım, işte burada yabancı mı kullanalım, alacağımız oyuncuyu kiralık mı alalım, sonrası bir sürü detaylar yatırılıyor, bunların hepsi yatırılırken Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda yatırılıyor, performans doğrultusunda yatırılıyor. Onun için oyuncuların, her oyuncuya teklif gelebilir. Ekuban burada çalışıyor, Flavio çalışıyor. Diabete zaten bizle beraber değildi. O kulübün tasarrufunda olan bir durum. İsteyenleri de var galiba. O bir yere gidecek. Ama diğerleriyle şu an itibariyle bir düşüncemiz yok. Gün gün olursa onu değerlendiririz, söyleriz. Soru, buyurun. Hocam, 3 yerli oyuncu oynatma durumunu var. Kafanızda şu an şu kadar yerli oyuncu şu mevkide oynatırım diye düşünce mi var? Maç performansa göre bir değişiklik gösterecek. Ya bunu söylemek çok doğru değil. Futbol takımlarında performansların, inişlerin, çıkışların olduğu, zihinsel yorgunlukların olduğu bir sürece söz. Biz burada şu anda bu çıkmışsa, ama doğru ama yanlış. Ben şunu ifade ettim. Bu oyuncunun gelişimi sağlamaz, gelişimini tıkar. Ha böyle bir şey varsa da biz bunu kulüp olarak ve ben teknik adam olarak uygulamaya çalışacağım. Ben çıkışımı yerli oyuncularla yaptım. Ben bunun sayısının çok olmasını isterim. Ve bununla ilgili üretim yapılmasını isterim. Ama şu an mevcutta bunun sayısını çoğaltıp rekabeti her yerde sağlamaya çalışıyorum. Onun için benim yani şu oynayacak, bu oynayacak, bu garanti, yani öyle böyle bir durum yok. Bu çok zor bir şey. Matematik biraz da gerektiren bir durum. Sıkıntılı bir durum. Buyurun. Hocam bu yabancı kararlı değiliz. Gerçi çok konuştunuz. Demin de zaten söylediniz. 5+3'leri gördünüz. Çok artılı sistemleri gördünüz.
Ama Türk futbolunda da hep örnek gösterilen bir şey vardır. İşte Avrupa'daki takımlar, Avrupa'daki yapılanmalar örnek gösterilir. Transferlerin önceden planlanması, kadro planlamalarının bir önceki sezondan yapılması. Ve Trabzonspor'da bu doğrultuda bir planlama yaptı aslında geçen sezon. Siz de bunu ne şekilde söylemiştiniz. Ancak hani uygulama biraz farklı oldu. Yani bizde istenen Avrupa takımlarının yaptığı, ancak uygulanan Avrupa'nın tam tersi bir uygulama düzeni var. Hani birbiriyle çeliştiğini düşünüyor musunuz Türkiye'de istenenle uygulananı? Yani çok dışarıda örnek alınacak bir durumlarımız değil aslında. Şimdi mevcutta ne var? Ne yapacağız? Hani bunu ben konuşarak değiştiremem. Ben bununla ilgili çok çalışmalar yapmış birisiyim yani. Onun için ben şu anda mevcutta ne var? Bunu en iyi hale nasıl getirebilirim onu? Benim için şu, biraz evvel dediğim gibi, yerli yabancı rekabetini sağlayacak ortamı oluşturmamız lazım. Yerli oyuncuya yatırım yani. Kendi insan kaynağımıza yatırım yapmamız lazım. Ben de onun için Trabzonspor'da bir kaynak var. Kendi kulübüm adına bu yatırımı yapmak istiyorum. Trabzonspor'un B takımı da olması gerekiyor. Yani bunun çünkü bilimsel açıklamaları var. 19 yaşına kadar oyuncu A takıma geliyorsa geliyor. Gelemiyorsa 19'da 23 yaş arasında tekrar sıçrama yaşıdır. Nerede? Rekabet ortamında. Profesyonel ligde. Rezerv ligde. Onun için bunlarla ilgili de çalışmalarımız var olması gereken. Çünkü oyuncu oynadığı zaman gelişebiliyor. Onun için yani o yabancı böyle, bu böyle, yani bunlara çok girersek sadece konuşarak 8 sene sonra da aynı şeyi konuşuruz. Hani 10 sene evvel konuştuğum gibi. Onun için konuşmak istemiyorum. Yerli yabancı rekabetini sağlayacak ortamı oluşturalım. Ondan sonra ne yapacağına karar verilir. Soru var mı? Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Seneden başlarken size de hayırlı olsun. Size de bol şans diliyorum. Siz de emek sarf ediyorsunuz. Ama dediğim gibi bu oyun duyguların, inişlerin, çıkışların olduğu, performansların tartışıldığı bir oyunda siz de Trabzonspor'un destek vermeye devam edin. Okey. Teşekkürler. Sağ olun.